Selamlar hocam. Bu videomuzda 1 bölü x üzeri 4 artı x'in integralinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Eğer hatırlarsanız polinom parçalamasıyla şöyle bir şeyler söyleyebiliyorduk. A bölü x artı bilmem ne deyip artı b tane x artı bilmem ne deyip artı yanına da cx artı d tane x kare artı bilmem ne deyip px polinom parçalaması yapabiliyorduk. Ama ben bu videoda bu yöntemden daha basit, daha kısa bir yol kullanacağım. Ve şöyle yapacağım. Alt tarafı x üzeri 4 parantezine alarak yazalım. İntegral içinde 1 bölü x üzeri 4 tane 1 artı x üzeri eksi 3 yazalım. Hala dx operatöründeyim. Şimdi hocam ben şu x üzeri 4'ü 1 ile çarptığımda x üzeri 4'e gidebileceğim. Ve bununla beraber x üzeri 4'ü x üzeri eksi 3 ile çarptığımda da x'e gidebileceğim. Sağlamayı da yaptıktan sonra hatta bu denklemi bir adım daha ileriye götürüp 1 bölü 1 artı x üzeri eksi 3 tane 1 bölü x üzeri 4 yazıp dx operatörüyle sonuca gitmeye çalışalım. Şu alt taraftaki parantezin içine u değişkeni atayıp 1 artı x üzeri eksi 3 eşittir u'dur dersem dx operatörünü de elde edebilmek adına buranın türevini aldığımda sabitin türevi sıfırdı. Eksi 3 tane x üzeri eksi 4 dx eşittir d olacaktır. Şu eksi 3 dışarıda beklerken burası 1 bölü x üzeri 4 tane dx olsun. Bu do'ya eşit olmak üzere bu eksi 3'ü de çarpım durumundan karşı tarafa bölüm olarak atayım. Eğer görebiliyorsanız x üzeri 1 bölü x üzeri 4 tane dx şuradaki değer du bölü eksi 3 eşit olacaktır. Ben burayı du bölü eksi 3 yazıp sol tarafı da buraya da zaten u demiştim. U olarak yazıp integrale gitmeye çalışayım. Eksi 3'ü de buradan dışarıya eksi 1 bölü 3 olarak sabit olarak atayım. Yani özetle 1 bölü u du'nun integraline bakıyorum. Eğer hatırlarsanız burada logaritma bilgimiz var hocam. Yani şuranın integrali direkt ln u'dur diyebilirim. Eksi 1 bölü 3 çarpım durumunda dışarıda beklerken u dediğim değeri de yerine yazdığımızda cevap olacaktır. O da şöyle ki eksi 1 bölü 3 tane ln içinde 1 artı x üzeri eksi 3 artı c dediğimiz değer cevabımız olacaktır.